Evet, iyi günler herkese. Yepyeni bir haftadayız ve bu hafta artık oldukça önemli bir hafta olacak. Çünkü 15-16 Aralık haftasında Fed'in faiz artırımını alacağız. Bu hafta içerisinde Fed'den aşağı yukarı bir 25'lik bir faiz artırımı olacağı yönünde bir yoğunluk var. Fed biliyorsunuz çok uzun bir zamandır faizlerini %0 ile 0,25 arasında sabit bir şekilde tutuyor ve ekonomiyi takip ediyor. Ama artık bu hafta içerisinde Fed'den bir faiz artışının olacağı yönünde çok somut ve çok güçlü bir şekilde beklentiler var. Geçtiğimiz hafta Fed'in bu toplantısına yönelik oldukça önemli hareketler oldu aslında. Dünyada artık hemen hemen her yerde çok sert yukarı ve aşağı yönlü hareketler oldu. Euro 1.10'lara dek yükseldi. Yeniden aşağı yönlü hareketler var ama orada 1.10 yukarıda çok önemli bir seviye. 1.10'ların üzerine eğer yerleşmeler olursa yukarı yönlü uzamalar oluşabilir. Aşağısı için de 1.0880'ler bizim için önemli olacak. Eğer 1.0880'lerin aşağısına iner ve orada seyirler oluşursa bu durumda yeniden aşağı yönlü bir ivme olabilir. Fed'in çarşamba günü faiz arttırımının ardından rahatlama oluşursa eğer Euro'da yeniden yukarı yönlü bir onların da üzerine yönelik hareketlerin olma ihtimali var. Aynı şekilde endeks içinde bir yorum yapmakta fayda var. Geçtiğimiz hafta oldukça sert düşüşler yaşandı. 72.600'ün aşağısına inmiş olması endekste 70.000'e yönelik satışın sürmesine sebep olabileceğine yönelik önemli bir işaret oldu. Yalnızca bizde bu satışlar olmadı. Pek çok ülkede de bu satışlar oldu ve yabancı satışlarının çok ciddi bir etkisi var. Umarız Fed'in bu hafta yapacağı toplantının ardından ve faiz arttırmanın da ardından bir rahatlama olur ve yukarı yönlü hareketler oluşur. Aksi halde 70 bin seviyesi endekste çok önemli bir seviye şu anda. 70 binin de eğer aşağısına seyirler oluşursa bu durumda 77.600'e yönelik satışlar hızlanabilir. 67.600'e yönelik satışlar hızlanabilir. Ve bu bizim için de oldukça olumsuz olacaktır. Ama eğer bir rahatlık olması halinde 72.600 üzerine yönelik hareketler olabilir ve bu seviyenin de üzerinde 74.800'ler bizim için önemli hedefler olacaktır endeks için. Şu aşamada yüklü miktarda alım yapmak oldukça riskli olabilir. En azından Fed'i alıp Fed'den sonra bir ılımlı bir hava eğer oluşursa o zaman hareket etmekte çok büyük bir fayda var. Evet, lira için de hemen hemen aynı şeyleri söylemek mümkün. Kur 2.90 seviyesinin üzerinde seyirler yapıyor. Yukarıda 2.98 seviyesi bizim için önemli. Cuma günü bildiğiniz gibi bu seviyeye yönelik sert hareketler oldu ama daha da yukarıya uzamadı. Şu aralar bir miktar sakin hareketler var ama yukarıda 2.98'ler bizim için önemli olacak. Aşağısı için de 2.90 seviyesi çok önemli bir seviyemiz olarak da takip ediyoruz. Euro için de aşağı yukarı aynı şeyleri söylemek mümkün. Yukarıda 3.26 seviyesi önemli bir seviye. 3.26'nın üzerine yükselişler olursa eğer bu durumda yukarı yönlü uzamalar olabilir. Aşağısı için de 3.17 seviyesini takip ediyoruz. 3.17 seviyesinin altında seyirler oluşursa da 3.13'e yönelik düşüşler olabilir. Bu hafta içeride aslında yarın bir işsizlik oranımızı alacağız. Öbür yandan hazine nin açacağı iki tane ihale var. Çarşamba günü hazinenin yapacağı bir ödeme var. Bu ödeme öncesinde açmış olacağı bu iki tane ihale faiz oranları açısından önemli olacak. Bildiğiniz gibi şu anda 2 yıllık faizler %11 sınırında hareket ediyor ve bu aslında endeks içinde çok çok olumsuz seviyeler. Hem Fed'in ardından hem de Hazine'nin açacağı bu iki tane ihalelerin ardından faizde bir düşüş olursa endeks için de olumlu olacaktır. İyi günler herkese, hoşça kalın. İntegral menkul değerler.
Forex'te güvenin simgesi.